Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. İntegral 3 dersiyle integral kurallarına artık giriş yapıyoruz. Hatırlarsan geçen ders integralin tanımını verdik. Temel soru tiplerini çözdük. Integralin tanımını kullanıp aslında sorular çözdük. Şimdi biraz daha ayrıntıya gireceğiz. İntegral kuralları tıpkı türev kuralları gibi kurallar vereceğiz. Önce bol bol örnek çözeceğiz bu derste. Sonra öbür derslerde yavaş yavaş farklı soru modellerine bakacağız. Sen ne yapacaksın? Sen eline kalemi alacaksın. Önüne kağıdı dersin notları da var videonun açıklama kısmında. Onları da al gel. Gel beraber çözelim. Şu integrali gömelim. Gömüyoruz mu beraber? İlk iki dersi iyice izledin değil mi? Atlamadın, zıplamadın. Tamam sana güveniyorum. O zaman artık başlayalım. İlk kuralımız gelsin. Ama önce bir hatırlatma daha yapalım. Map kazanımları diyor ki yani üniversite sınavına girecek siz arkadaşlar için polinom fonksiyonları haricinde integral sorusu çözme diyor. Map kazanımı çok açık. Bir sonraki ders olmazsa bunu da size gösteririm net bir şekilde. Ey güzel arkadaşım bazı kitapları hala güncel müfredata uyumlu olamayabiliyor. Biz tamamen güncel müfredata uyumumuzu sağlayacağız. Bunu nereden sağlayacağız? MEP kitaplarını göz önüne alacağız. Tabii ki bir de MEP'in kazanımlarına dikkat edeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi integralini alıyoruz. X üssü N şeklinde bir ifadenin integrali nasıl alınır? Türevde ne yapıyorduk? Önce bir hatırlayalım mı? Diyelim ki X üssü küp vardı. Bunun türevi nasıl alınır? 3'ü öne düşersin değil mi? 3'ü. Üstten de 1 çıkarırsın kare. Peki biz geçen ders şöyle bir şey kullandık. İntegral türevin tersidir. O zaman yapacağın işlemleri de terse hareket ettireceksin. Mesela biz bu n'yi öne düşüyorduk ya öne düşmeyeceğiz bu sefer. Alta düşeceğiz. Ama bir ekleyip n artı 1 üstte de 1 çıkarıyorduk ya yine bir ekleyeceğiz. n artı 1 artı c. Bu kuralı maalesef öğrenmek zorundasın ki integralle belki de en çok kullanacağım kural bu olacak arkadaşım. Tamam mıyız? kural oturdu diyorsan hadi gel seri bir şekilde soruları çözelim. Şimdi integral de x var. Cevap ne? Biraz açıklama yapayım bu soruda. Aslında burada x üssü 0 de x var. He, aslında x üssü 0 1 de. Peki nasıl yapılıyormuş? Üstüne 1 ekle. x üssü 1. 0 1 daha 1. 6 da 1 ekle. 0 1 daha 1. İntegral sabiti asla unutmuyorsun. X artı C. Bundan sonra sabite direkt X artı C yazıp geçeceğiz. Bir daha uzun uzun böyle çözmeyeceğiz. Kolaydı değil mi? Kolay tabii gel. Gel bununla devam ediyoruz. Önce açıklayarak anlatmaya devam ediyorum. Kuralı uygulayarak bak. X içeride hocam. Üstüne bir ekle. Bir vardı zaten üstünde. Üstüne bir bir de benden geldi. Aynı sayıya kalktım. Böldüm. Yukarıda ne geldi? X kare. Aşağıda ne geldi? 2 artı C. Bitti. Seri seri. Hadi gel. Gel devam edelim. Bak yine burada. Denemek ister misin önce sen? İstersen dene. X küptü 3 üssü artı 1. 3 artı 1 Yanına artı c'yi unutmuyoruz. Devam. Bitirelim yalnız. X üssü 4 bölü 4 artı c. Bu da bitti. Hocam tamam üstü pozitif olunca bir problem yok da negatif olunca bir sıkıntı olur mu? Hayır. Sen kuralı biliyorsan bir sıkıntımız yok. Nasıl yazacağız? Gel. Eksi 4 artı 1 bölü. Eksi 4 artı 1 bir de artı c'si var. Şimdi şurada eksileri götürdüğümüzde eksi 3 kaldı. Aşağıda da eksi 3 kaldı. Artı c'yi unutmuyorsun. Hocam bunu düzenle daha şık olsun diyorsan bunun düzenlenmiş hali de budur. Ama istersen öyle de bırakabilirsin. Çünkü soru geldiğinde anlayacaksın nasıl bırakacağını zaten. Buraya kadar tamam. Temel sorularla devam ediyoruz. Şimdi az önceki sayfada üst sayıları çözdük mü? Çözdük. Hocam köklü var burada ne yapacağız? Yeni bir kural mı var? Bir ispatı ya da bir formülü var mı? Bak formüle falan girmiyorsun. Biz tek bir şey bileceğiz. Mantıkla hepsini çıkartacağız. Bu nasıl bir sayı? Köklü bir sayı. Biz hep derslerimizde şunu söyledik. Özellikle köklü videoları izlediysen bizde de köklü ders videolarını. Orada şunu söyledim. Üstüdür ya. Her köklü sayı bir üstü sayıdır. O zaman gel. Biz önce bu integralde köklü gördüğümüz ifadeyi üstü sayıya bir çevirelim. Anlıyorsun değil mi beni? Bak x üzeri 1 bölü 2 dx. Var mı problem? Yok. O zaman yola devam. Şimdi kesir çizgimi çektim. Artık kuralı uygulayacağım. X üzeri 1 bölü 2 üstüne kaç ekliyorduk? 1. Ne yapıyorduk bir de? Aynı sayıya bölüyorduk. Tabii ki integral sabitimini unutmuyoruz. Üstüne basarak söylüyorum bak. 1 bölü 2 ile 1'i topladım 3 bölü 2. E, aynısı aşağıda var. E, gel bunu da bir zahmet düzenleyelim. Paydadaki 3 bölü 2 yukarıya 2 bölü 3 diye gelir. Çarpı x üzeri 3 bölü 2 bir de yanında artı c'si. Anlaştık mı köklü ifadede? Güzel. Şimdi bak çok kolay 2-3 soru çözdük burada. Biraz rahatlattık seni. Sen de ana çok zor değil diyorsun bu kural. Hadi gel. Gel bir map kazanım sorusu çözelim beraber. Bak map kazanım sorusu normal sayıyla köklü sayıyı birleştirmiş sana soruyu integral sorusu diye. Ne yapacaksın? Önce panik yapmayacaksın. Sakin olacaksın ve şunu diyeceğiz. Ya her köklü sayı bir üstü sayıydı. Gel biz bu köklü sayıyı önce bir üstü sayıya bir çevirelim bakalım. Ne çıkacak meydana? x üzeri kaç yazacağım ben burada? Tabii ki 1 bölü 3. Yazdım x üzeri 1 bölü 3. Dx'im hala duruyor. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Burada şöyle bir ifade var. Dikkat et. İkisinin de tabanı x. Tabanlar aynıysa söyle söyle. Üstler toplanır üst sayılarda. Aynen öyle. Burası da 1'di. Topluyorum bak. x üzeri 4 bölü 3 dx. Var mı hala problem yok? Artık benim istediğim formata geldi, üstü sayı formatına geldi. O zaman hızla devam ediyoruz. X üzeri 4 bölü 3 artı 1 bölü 4 bölü 3 artı 1 artı C. Artık kuralı iyi bildiğini düşünüyorum senin. Şimdi yukarıdaki toplama işlemini yaptım. 3 1 ne yaptı? 7 bölü 4 yaptı. Burayı topladım. Ya 7 bölü 4 nedir? 7 bölü 3 yaptı. Payda 3'e. Dikkatli bak Mehmet hocam diyorsun. Aynen öyle. 7 bölü 3. Bunları yazdım. Şimdi düzenleyerek yazıyorum. Bunu yukarı çıkarttım 3 bölü 7 diye. X'in üstü artık 7 bölü 3 artı C'si var. Hocam seçeneklerde seninkiyle ilgili hiçbir şey yok. Aynen öyle ama bak şimdi. Bunun kat sayısı kaç? 3 bölü 7. 3 bölü 7 kat sayısı sadece bu seçenekte var. Peki hocam devamı doğru mu diyeceksin? Yani bizim yazdığımızda bunun ne alakası var? İzle. X kare kökün içine girerken buradaki kuvvet üstler çarpılır. Ne yapar? X üzeri 6 yapar. Bunun üstü kaç? 1. Topladım x üssü kaç yaptı? 7. Kökün derecesi kaç? 3. O da nedir? 7 bölü 3'tür. Aynısı geldi. Doğru cevap. Doğru cevap adını. Anlaştık mı artık? Hadi gel biraz daha formatı değiştirelim bakalım. Şimdi yeni bir kural daha verelim. İşleri biraz daha böyle kuralları hani böyle daha net kullanacağımız soru modellerine gidelim. Soruları zorlaştıralım. İkinci kuralımız nedir? İkinci kuralımız a bir reel sayı olmak üzere. integral içerisindeki bir sabit sayı dışarıya alınabilir. Muazzam. Çok işime yarayacak bir kural. Tamam mı? Geçtik bunu. Burada problem yok. Ve şöyle bir şey daha var. f ve gx biraz integrallenebilen fonksiyonlar olsun. Toplam şeklinde verildiyse ya da fark şeklinde verildiyse biz bunların integrallerini ne yapabiliriz? Ayrı ayrı çözebiliriz. Nasıl işine geliyorsa. Bak şimdi ben böyle diyorum ya. Toplam fark şeklinde verilmişleri ayrı ayrı çözeriz. Öğrenci zannediyor ki hep böyle olacak. Öyle değil. Tersi de var bunun ayrı şekilde verdiyse belki yeri gelecek sorularda birleştireceğiz. Küp olsun kulağına. Bugün kullanacağız. Tamam. Nasıl gidiyor? Problem yok. Hocam gönder gelsin. Biraz ağır gittik diyorsun. Gel soruları çözelim. Bak önce uzun uzun çözeceğim. Burada sana bir mantığı vermek istiyorum. Belki daha önce hiç aklınıza bile gelmedi. Daha önceden çalışanlar için. Ya da bugün gelirse içi öğren diye veriyorum. Bak şimdi mantık ne? Hocam bunların her biri birer fonksiyon olarak düşünülebilir mi? Aynen öyle. Ayrı ayrı düşünebilirim. Yani ben bunu 5x kare dx artı 3x dx artı 1 dx ya da şöyle yazayım mı direkt? 1 dx. Bak ya bunun tamamı fx dx diye düşünülür çözülebilir ya da 3 parça fonksiyon gibi düşünülebilir. Ben 3 parça yaptım. Burada bir mantık göstermek istiyorum sana. Bu arkadaş dışarı nasıl çıkıyor? Artık biliyorsun üstüne bir ekle 3 yaptı. Aynı sayıya böl. Artı integral sabiti var. Unutmuyorsun C. Ama diyeceksin ki hocam burada 3 tane integral var. Sabitler karışmasın. Aynen karışmasın. Buna C1 yazalım. Artı. Bak şimdi bak. Olaya bak. 3x üstü 1'di. 1 ekledim 2. Aynı sayıya böldüm. Bunun C'sini hadi gel karışmasın. C2 diyelim. Artı 1 de x. Dersin başında çözdük. X diye çıkar. Bunun C'sine C3 diyelim. Ha hocam bunların arasında toplama var. Toplayalım. Şimdi bak burada C'ler var bu arada. Görüyor musun? Bak sakın o hataya düşme. Aman bilmiyorum ne yapacaksın. Aklından neler geçiyor ama bak şimdi önce x'leri yazdım. Artı x. Sakın şunu yazmıyorsun. İşte hocam burası c1, c2, c3'tür demiyoruz. Çünkü bak bu bir fonksiyon fx fonksiyonu. C'si bir tane olmak zorundadır. Yani ben bu üç tane gördüğüm C yerine sadece bir tane C yazacağım artık. Anladın mı mantığı? C'leri toplamaya çıkarmaya falan kalkmıyorsun ha. Aynı fonksiyonsa ayrı. Farklı fonksiyonlarsa C'leri ortak bir tane yazıyoruz. Burası bitmiştir artık integrali alındı. Daha farklı alabilir miydim hocam ben bunu? Alırdık aslında biliyor musun? Geçelim bir sonraki soru. İstersen bir sonraki soruda göstereyim. Daha hızlı al hocam. Bak yine benzer bir soru tipi. Sadece daha hızlı almaya çalışacağım. Az önce ne yaptım? Ayrı 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 çözdüm. Ya gerek var mı ayrı ayrı çözmeye? Gerek yok değil mi? Tamam süper. O zaman biz birleşik halde de çözebiliriz. Mesela şu 3x kare direkt integralini alıp dışarı çıkarabilirsin. 3 x kareydi üstüne ne koydun 3 altına ne yazdın 3 bitti bak bu kadar hocam artı c'si Cık, gerek yok biz bunu bir bütün halinde aldık en sona bir tane c'yi çakı vereceğiz oraya eksi 2 çarpı x kare bölü 2 neden bak üstü 1'di 1 ekledim aynı sayıya böldüm artı 1'in integralini biliyorsun x unutmuyorsun. Sonra bir tane C'yi ekliyorsun. Varsa önce sadeleştirmeler cırt 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 cırt. Bunlar 7 birbirini götürdü. Ne kaldı bana? X küp kaldı. Eksi x kare kaldı. Artı x kaldı. Artı c. Bizden istenen ifadenin integralinin sonucu buymuş. Tamam mıdır? Pratik yaptıkça inanın çok daha hızlı çözeceğiz. Ama bu kuralları öğrenmeden ileride işte alan soruları falan gelecek. Zorlanırız çok iyi öğrenmemiz lazım. Kolay deyip sakın geçmeye çalışma. Güzel sorular da var burada. Tamam. Devam mı? Peki hocam sen az önce tamam yaptın 4x, 3x kareli falan bir soru çözdün de bunu nasıl çözeceğiz? Yani karenin var mı özel durumu? Bir formülü var mı? Formül mormül yok. Türevdeki gibi işte dışının türevini alayım, içinin türevini alayım gibi kurallar yok. Ne yapacağız? Mecbur açacağız. Bunu açacaksın. Kurtuluşun yok. Bunu açmadan olmaz. İleride değişken değiştirmeyi anlatacağız. Problem yaşamayacağız ama şimdilik bunu açacağız. Nasıl açılır? Bu karesini alarak açılır. Hadi açalım. 4'ün karesine yaptı. 16 x kare artı birinciyle ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı artı 1 dx. Az önceki soru modeline döndü mü? Döndü. Aslında farklı soru gibi duruyordu. Özünde hep aynı kurala gidiyor. Şimdi bunu dışarı çıkaralım. 16 x kareydi üstüne bir ekle 3 bölü 3 devam. Artı 8 çarpı x üzeri 1'di üstüne bir ekle aynı sayıya böl. Bir dışarı x diye çıkar. Unutmuyorsun artı c. Var mı sadeleştirme? Bak şurada var. Cırt cırt aldım bunları buraya 4 yazdım. Başka sadeleştirme göremedim. Aynen yazıyor mu artık? 16 bölü 3 x küp artı 4 x kare artı x artı c nokta. Hocam uzun değil mi ya da cevaplar bir enteresan çıkmıyor mu? Çıkıyor. Fakat yeri gelecek ilerleyen soru modellerinde işte içine x yerine 1 yaz diyecek. 2 yaz Ama önce biz bu mantığı bir oturtalım. Bu kuralları alabilelim. 4 işlem fasafis o zaten. Biz integral yapacağız. Tamam. Çok zevkli konu bak. Hiç problem yaşamayacak. Bak bu hocam çok sık söylüyorsun ama öyle. Çok zevkli. Peki işi biraz daha karıştır hoca. Bak ne yapmışız. Bir tane var burada x. Bir de burada kareli ifade var. Nasıl alacağım ben bunu? Hiç problem değil yine. Ne yapıyorsun biliyor musun? X'i yazıyorsun yazdım. Kareli yaz önce ne yapmıştık? Açmıştık. Gel açalım. Birincinin karesi. ile ikincinin iki katı artı bir. Dx'imi aynen yazdım. Ne yapacağız peki şimdi? Şimdi yapacağımız işlem şu. Ya burada çarpma var. Biz çarpmanın integraliyle ilgili bir kural biliyoruz mu? Hayır. Bak türevde vardı. Türev ayrı. Ama çarpmada öyle bir kural anlatmadık. Anlatmayacağız integralde. O zaman ne yapacağız? Biz bunu içeri gömeceğiz. Çarpacağız o zaman. Yapacak bir şey var mı? Yok. Hadi gel çarpalım. X ile x kareyi çarptım. X küp. Artı 2 ile x'i çarptım. 2x kare. 1 ile x'i çarptım. Artı x. Şöyle kapattım güzelce. Dx'imi yazdım. Eşittir dedim. İntegralin artık dışına çıkarım. Bildiğim kurala geri döndüm. X küp. Üstüne bir ekledim. Aynı sayıya böldüm. Artı 2 çarpı üstüne 1 ekledim. 3 oldu. Aynı sayıya böldüm. Artı x üssü 1 bak bu aslında ya. İ üstüne 1 ekledim aynı sayıya. Böldüm artı c'si var. Düzenleyecek bir şey var mı? Düzenleyecek bir şey yok. Bu soru böyle kalır. Böyle de bırakacağım gerçekten. Sanki yarım kalmış gibi değil mi? Sadece bana böyle geliyor. Sanki bu sorular böyle bana yarım kalmış gibi geliyor. Neyse. İleride olmayacak öyle bir problem. Daha 9. sayfadayım. 16 sayfa. Daha var örnek. Hiç yoruldum falan bahane yok. Şimdi bak önce kareli ifadeye baktık. Köklü ifadeye baktık. Az önce çarpmaya baktık. Şimdi geldik bölmeye. Türevde bölmenin kuralı var mıydı? Vardı. Burada yok. Peki burada ne yapacağız? Şimdi bölme ile ilgili 2-3 tane soru modeli var. Hepsini arka arkaya yazdım. Bölmeyle ile ilgili sıkıntı yaşamamaya çalışacağız. Yeri geldiğinde değişken değiştirme yapılacak ama burada değil. Şimdi bak burada bakıyorsun. Aşağıda x kare var. Ya bunların hepsi x kareye bölünür. Nasıl bölünür biliyor musun hem de? Bizi baştan beri takip edenler bilir. Biz kalp metodu diye bir şey biliyoruz. Kalp metodunu uygularım. Bunun anlamı şu. Ayrı ayrı bölebilirsin. Bak 3 çarpı x küp bölü x kare eksi 2 bölü x kare dx'imi yazdım. Var mı problem? Yok. Şimdi Şurada bir sadeleştirme var. X kareye böldüm gitti. X kareye böldüm bu gitti. Bu bölünmüyor hocam. Bölünmüyorsa onu üstü sayıya çevir. Yani üstü sayı yazarsan rahat edersin. Bak şimdi burada 3x var mı? Var. Eksi var mı? Var. 2 var mı? Var. X kareydi. Yukarı çıkarınca ne oldu? Eksi -2 oldu. X üzeri eksi -2. dx'imi de koydum. Anladık değil mi olayı? Artık gerisi fasafis o. Kural neyse o, kuralı uyguluyorum. Bak 3 x üstü 1'de 1 bir ekle 2 aynı sayıya böl. Eksi 2 çarpı x üzeri kural neyse o bak. Eksi 2 üstüne 1 ekle üstüne 1 ekle. Tamam mı? Burası ne geldi? Burası eksi 1 geldi. Aynı şekilde bu da eksi. Hocam c nerede? c burada ya görmedin mi sen? Ben c'yi koydum. Sen koydu mu diye ben merak ettim. 3 bölü 2 x kare. Burayı yazdık. Şimdi bak şurada eksi var. Burada da eksi var. Ne yaptı? Bunlar birbirini götürdü. Artı. Şu iki var. Tamam. X üzeri eksi 1. Ya onu da ters yazalım. Daha şık olsun. Artı. C dedim. Bu soruyu da bitirdim. Nasıl? Bitmemiş gibi değil mi? Ama bitti. Gelsin mi yeni sorumuz? Hadi. Ne diyorduk biz yeni soruda istediğimizde? Ne diyorduk? Söyle be. Söyle be canım sevdim. Hadi. Gönder. Gelsin hocam. Şimdi bölmeli az önce yaptık. Ya level level adım adım basamak basamak gidiyoruz ya sorunun güzelliğine bak. Hocam burada da işte az önce yaptığın kalp metodunu uygular mıyım? Kusura bakma burada bölünmedikleri için uygulayamazsın. Burada şuna dikkat edeceğiz ya yukarısı dikkat etsen çarpanlarını ayırıyor sanki değil mi? Ne parantezini alırım ben onu yukarıyı İki parantezini alırım aldım geldim bak ne kaldı. x kare eksi 9 bölü x eksi 3 dx çok tanıdık. Hala çok tanıdık. X kare eksi 9 öğrencinin en sevdiği çarpanlara ayırma ifadesidir. Bir artılı bir eksili yazıyorduk hatırla. X eksi 3, X artı 3 bölü X artı değilmiş. Eksi 3, Dx. Şimdi dedim ki sadeleştirme var. Cırt sana cırt sana bunları aldım götürdüm. Ne kaldı bana? İntegral 2X artı 3 Dx. E, biz bunu çözeriz bu kolay. Sabit dışarı çıkabiliyordu. Hatırla. Ben dışarı falan çıkarmayacağım. Ben içeri dağıtacağım. 2 ile çarptım 2x. 2 ile çarptım. Burası ne oldu? 6 oldu. Şimdi bunu integral dışına çıkaracağız. Çok kolay artık. 2 çarpı x üzeri 1'di. 1 ekledim 2. Aynı sayıya böldüm. 6 çarpı sabit sayılarda ne geliyordu? Direkt x'i geliyordu yanına. Artı c'si de var. Yine sadeleştirme var. Cırt sana cırt sana. Bunlar da gitti. Temize çekelim. Soruyu bitirelim. x kare 6x artı c dedim. Bir soluklanacağım. Şöyle bir yudum suyumdan alacağım. Sen de sindir o arada soruları. Bir problem yok herhalde. Tamam. Geçelim sıradaki soruya. Hadi gelsin bakalım. Hani dersin başında anlattığımız bir durum vardı. Hatırlıyor musun mevzuyu? Neydi o? Dedik ki hani toplam durumunda ayrı ayrı yazılabilir ama öğrencinin bazen aklına gelmiyor. Ayrı verildiyse birleştirmek de gerekir. Ayırmak kolay. Birleştirmek zor. Şimdi bak buraya. 4 bölü x eksi 2 dx, x kare bölü x eksi 2 dx. Ya bunların bir kere paydaları aynı. Acaba bunlar yan yana gelse tek kesir çizgisinde yazılmaz mı yazılır? Önce ben bu integral ifadelerini birleştireceğim şöyle. Nasıl ayırabiliyorsam aynı şekilde ifadeleri ne yapabilirim? Birleştirebilirim. Birleştirdim. Şimdi düzenleyeceğiz. Hocam bu kesirlerin paydaları aynı. Tek kesir çatısı altında yazarım. 4 eksi x kare, x eksi 2 bir de dx'i var doldu. Güzel. Şimdi şimdi çarpanlarını ayıracağız. Bak bu da çok tanıdık. Bu da çok tanıdık bir ifade. Nedir bu arkadaşım? Yine 2 kare farkı. Nasıl yazılır? 2 eksi x 2 artı x bölü kesirimiz aynen devam ediyor. Dx. Sadeleşenler var. x eksi 2 cırt. 2 eksi x cırt ama burada bir eksi 1 kalır. Burada bir eksi 1 kaldı. Ben de onu bunun içine şöyle bir dağıtıverdim güzelce. Eksi 2 eksi x dx çok sade bir hale geldi ama hala bitmedi. Çözüm uzun biraz. Artık bitirme zamanı. Artık integral alacağız. Daha yeni alıyoruz integrali. Bak şimdi eksi 2x sabit sayı yanına x alıp çıkıyordu. Eksi x üzeri üstünde 1 vardı. 1 ekledim. Aynı sayıya böldüm. C'mi unutmadım. Böyle bırakalım mı? Bence bırakalım. Hiç gerek yok ekstra bir şey. Kurallar oturması için aynı model sorulardan hatta biraz biraz makyaj yaparak sorduğumuz bölme soruları da artık yeter mi? Biraz farklı sorulara geçelim. Hadi gel. Şimdi biz dikkat et. Bir önceki soruda olsun daha öncelerinde hep kime göre integral aldık? X'e göre integral aldık. Ama bu kural hep öyle olacak diye bir şey yok. Y'ye de göre integral alınabilir. Bak yani ifadeler Y, D, Y. E çok kolay. Senin kuralın neyse yine aynı. Değişmiyor bak bir şey. Y üstünde kaç var? 1. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 artı c. Düzenleyip yazalım. y kare bölü 2 artı c. Bu kadar. Kolaydı değil mi? Gel buna geçelim. 3 t dt. Dikkat edin ama ha, kime göre integral alıyoruz. Ha? Bu önemli. 3 t dt. Kural aynı. Ne yapıyorsun? 3 t kare üstünde 1 vardı. 1 ekledim. 2 oldu. Bölü 2 artı c. Ya az daha şık yazacağım. Be. 3 bölü 2 t kare Artı C dedim. Ne kadar şık oldu sen karar ver. Bunu da çözdüm. Bu senin. Bu senin. Bir dene bakalım. Denedim mi? Ama gerçekten. Şimdi şu hatayı yaptın mı? Bak doğruyu söyle yorumlara yaz bunu istiyor ama. T hocam bu. T kare bölü 2 artı C. Çok kolay. Değil işte. Öyle değil. Onu yaptıysan gitti soru. Neden gitti? Kime göre integral aldığına baktın mı? Bakmadıysan gider. X'e göre integral alıyorsun. O zaman bu T nedir burada? sabit sayıdır. Sabit ifadelerde yanına sadece x alıp çıkıyorduk. Tx artı c bu sorunun cevabıdır. Yorumlara yaz o hatayı yaptıysan. Evet az kaldı bitiriyoruz arkadaşım. Hadi gel bakalım. Yine biraz daha hani böyle sırf kafa karışsın diye sorduğumuz bir soru. Hani neye göre integral alıyoruz alabiliyor musun? Bak dv var burada güzel. O zaman v'ye göre integral alacağız. T ne hocam? T sabit sayı gibi davranacağız. Az önceki tongaya düşmeyeceğiz. Şimdi t'yi yazdım. Çarpı. V kare diyor. Üstüne bir ekledim. Aynı sayıya böldüm. V küp bölü 3. Artı c'si var. Hatta c1 diyelim. iki tane farklı ifade var. Ama biz sonucu biliyoruz artık. Mevzuyu anladık. Hocam t'ye göre integral almış. T'ye göre işlem yapacağız. V nedir? V sabit sayıdır. V sabit t kare bölü 2. Artı c, c2. Peki hocam bu C'lerin artık mantığını biliyorum. Ben bunları birleştirdiğimde ne oluşuyor? Tek bir tane C oluşturacağız. Peki o nedir? T v küp bölü 3 artı V çarpı T kare bölü 2 artı C bizim integral sabitimizle beraber bu sorunun cevabıdır. Bu da oldu mu? Farklı ters harfler gördüğümüzde de kafamız karışmıyor. Bunları da yapıştırıyoruz geçiyoruz hala bitmedi. Son iki soru. Bunlar biraz böyle farklı sorular. Artık hani bütün kuralları anladıysak 3 tane kural anlattık gerçi. Bu kurallar ışığında gönder gelsin sorusu. Bir tane fx fonksiyonu verilmiş. 3x kare eksi 2x dx. f2 eksi f1 nedir diyor. Nasıl bulacağım? Şimdi benim öncelikle şuna ulaşmam gerekiyor değil mi? fx nedir? Ona bir ulaşalım. f2'yi de bulurum. f1'i de bulurum zaten. Bulalım mı? Hadi gel. Ya benim fx'i bulmam için bunun integralini almam gerekiyor. E bulayım. Hadi gel bulayım. Integralini alıyoruz. Kuralları öğrendim. Yaparım ben bunu. 3 çarpı x kare diyor. Dışarı x küp bölü 3 eksi x çarpı üstünde 1 var. 1 ekledim. 2 ama x'in üstüne 2 bölü aynı sayı. Artı c'si de var. Yazdım onu da. Şimdi sadeleşti sadeleşti. Cırt cırt. Bunlar da gitti. x küp eksi x kare artı c eşittir Fx'e. Şimdi kritik yere geliyoruz. Soru benden f2 istiyor değil mi? Tamam. Hadi gel f2'yi bulalım. f2 eşittir. Hocam ne var burada diyeceksin. x yerine 2 yazıyoruz. x yerine 2 yazdım. İşlemleri yaptım. f2'nin cevabı eşittir. 8'den bu ne? 4 çıktı. 4 kaldı. 4 artı c kaldı. Bitti mi? Bitti gel. Şimdi f1'i bulalım. f1 eşittir. x yerine 1 yazdık. 1 eksi 1 artı c. F1'in cevabı ne çıktı? Bu da C çıktı. Şimdi diyeceksin ki hocam biz F1'den F2'yi çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Kafan karışmaz umarım. F2, F1. Bakın burada X değerleri belli olduğu için artık bu C değeri belli aslında. Bir değer var orada. Bir sayı var orada. Ve F fonksiyonu ikisi de birbirinin aynı olan iki sayı var. Yani 4 artı C eksi C. C'ler bu soruda birbirini götürür. Eşittir cevap 4. Bak belirli integrale, belirli ifadelere dönüştüğü için C'ler gitti. Diğer sorularda bir belirsizlik vardı. C'ler kaldı. Burada belirli. Ondan gitti. Eğer problem hiç olmadıysa kafanda zaten sıkıntı yok. Ama artık yorulduk. Gönder gelsin son soru diyor. Videoyu beğendiysek integral serisi daha hızlı gelsin. Daha çabuk gelsin. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz o zaman arkadaşım. Şimdi. Bir f fonksiyonu için. F'nin türevi verilmiş. F2 verilmiş. F-1 istiyor. Eyvallah da biz fx'i bilseydik, f-1'i de çok rahat bulurduk değil mi? O zaman biz ona ulaşacağız. Şimdi az önceki soruda yazmadım ama sen integral'in ilk iki videosunu izlediysen biz ısrarla şunu yazdık integral'in tanımını. Türevde integral alırsan ilk haline ulaşırsın. Biz de o zaman türevli fonksiyonu ne yapacağım? İntegralini alacağım. 2x dx. Hadi gel integral'ini alalım. Az önce aldığımızın aynısı aslında. Üstüne bir ekledim. Aynı sayıya böldüm. Üstüne bir ekledim. Aynı sayıya böldüm. Artı c. Bu nedir? fx fonksiyonunun ta kendisidir. Bunlar gitti. Bunlar gitti. fx fonksiyonu ne çıktı? x küp eksi x kare. <coughs> çok özür dilerim. Artı c çıktı. Ben neyi biliyorum? f2'yi biliyorum. Hadi gel bunu bir yazalım. Buradan c'yi çekmeye çalışacağız. C'yi bilmeden biz bu soruyu çözemeyiz çünkü. F2. X gördüğüm yeri 2 yazdım. 8. 2 yazdım. 4 artı C ve cevap neye eşit? Cevap 6'ya eşit. 6'yı da yazdım. Buradan geldi 4. Attım karşıya. C eşittir 2. C'yi buldum. C'yi buldum artık. Ben bunu bir kez daha temize çekerim göğsümü gere gere. X küp eksi X kare artı 2. Sen ne istiyorsun benden söyle. F eksi 1 mi istiyorsun? Yapıştırırım geçerim. X yerine eksi 1 yazdım. Şurası eksi 1. X yerine eksi 1 yazdım. Artı oldu ama önünde de eksi var. Ha. Eksi 1. Yanında da artı 2. Onca uğraşlar, onca emek elde var. Sıfır. Cevap sıfır dedim. Son soruya burada noktayı koydum. Dördüncü derse geçiyoruz integralde. İntegral kurallarına devam ediyoruz. Bol bol soru çözeceğiz. Dörtte görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşçakal.